Amerika gündemi programından herkese merhabalar. Amerika'da bu hafta neler oldu, ne konuşuldu? Bunu yine Washington'dan meslektaşım Hakan Çopur'la birlikte ele alacağız, analiz etmeye çalışacağız haftanın olaylarını. Hakan, hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar İslam abi. Ben de tüm izleyenlere selam ve sevgilerimi. Evet, bu hafta güncelden hareketle biraz Amerika'nın geçmişine, tarihine gideceğiz. Bu hafta Amerika'da, Oklahoma'da, Tulsa'da katliamın 100. yılı anıldı. Tulsa katliamı olarak bilinen. Aslında çok bilinen demeyelim çünkü tarih kitaplarında bu yoktu, öğretilmiyordu. Son yıllarda 2000'den sonra gündeme gelmeye başladı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ilk başkan olarak Tulsa'ya giderek bu hafta katliamın 100. yılında anma etkinliklerine katıldı. Hakan, bunu sen takip ettin. Daha doğrusu bu Tulsa katliamı ile ilgili geniş bir haber de hazırladın. Önce oradan başlayalım. 1921'de, 100 yıl önce Tulsa'da ne oldu? Evet İslam abi, bence de öncelikle Tulsa'da ne olduğunu hızlıca konuşup sonra Biden'ın oraya gitmesi ne anlama geliyor ve bugün Amerikan kamuoyu ve özellikle tabii Washington bu meseleyle ilgili ne yapıyor, bunu inşallah ikinci bölümde değerlendiririz. Şimdi gerçekten hazin bir hikaye aslında. ABD'nin hani dünyaya demokrasi genelde promote eden Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi yakın tarihinde, hani çok da uzak olmayan bir tarihte yaşadığı önemli, belki de en kötü, en öyle hani korkunç diyebileceğimiz ırkçılık olayı, en kanlı olaylardan bir tanesi. 1921 yılında 30 Mayıs günü bir olay yaşanıyor. Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde. Dick Rowe isimli bir siyahi gencin bir asansörde bir beyaz kıza tacizde bulunduğu yönünde bir iddia ortaya çıkıyor. Kız şikayette bulunuyor. Sonrasında tabii olay karakola yansıyor. Karakolda bu olay tahkik ediyor polis tarafından ve çocuk bir sonraki gün gözaltına alınıyor. Mahkemesi görülecek 31 Mayıs günü bu Dick Rowe dediğimiz siyahi genç mahkemeye çıkarılıyor. Şimdi burada meselenin toplumsal hale gelmesine neden olan şey Tulsa'da çıkan bir gazetenin bu olayı haber yapması ve burada tabii ki olay direkt şöyle anlatılıyor. Hani bir siyahi bir genç birisi bir beyaz kıza tacizde bulundu diye. Bunu gören herkes, özellikle tabii beyazlar, mahkeme önünde toplanmaya başlıyorlar. Tabii ki Tulsa sonuçta çok büyük bir yer değil. Bu haber kısa süre içinde, bir de 100 yıl önceki koşulları düşünürseniz daha küçük bir yer ve hızlı bir şekilde kulaktan kulağa bu olay duyulunca hem beyazlar, ki çoğu silahlı beyazlar, hem de siyahlar mahkeme önünde toplanıyorlar. Beyazların amacı, çok kızgınlar, öfkeliler. Hani 100 yıl önceki koşulları düşünelim. Orada aslında çocuğu bir anlamda linç etmek, siyahlar da çocuğu linç etmekten kurtarmak üzere orada bulunuyorlar. Tabii ki beyazların sayısı çok daha yüksek. Neyse, polis orada bir takım güvenlik önlemleri alıyor. Tam böyle mahkemenin sonuna doğru herhangi bir olay yokken bir şekilde küçük bir kıvılcım bir anda beyazlarla siyahların birbirine girmesine neden oluyor. Ve o ilk olayda 12 kişi hayatını kaybediyor. Bunların 10'u beyaz, İki tanesi siyahi, en azından bize gelen polis raporları daha doğrusu bunu bu şekilde aktarıyor. Tabii o ilk patlama şehirde bir anlamda özellikle beyazlar üzerinde bir, ne diyelim, ciddi bir etki yaratıyor ve çok kısa süre içerisinde, birkaç saat içerisinde beyazlar hızlı bir şekilde organize olarak, tabii bunların dediğim gibi çoğu aslında silahlı beyaz çeteler. Yani yoksa evinde oturan beyaz amcadan bahsetmiyoruz. Bu elinde silah olan beyaz çeteler siyahların yaşadığı Greenwood denen bir bölgeye doğru harekete geçiyorlar. Yüzlerce kişi, belki sayıları daha fazla. Çoğunun elinde silahlar var. Ve olaylar hani böyle polisin çok da müdahale etmediği, hatta bazı iddialara, birçok iddiaya göre polisin bu beyaz çetelere yardımcı olduğu belirtiliyor pek çok raporda. Bu beyazlar sokak vuruyor. Akşam ev yakmalar. Akşam saatlerinden itibaren yavaş yavaş yakmalar vesaire hızlanmaya başlıyor. Sonra genelde hani pek çok baktığımız zaman gece yarısından itibaren herhangi bir şey gözükmez.
ne derler, bir hedef gözetmeksizin beyaz çeteler, peki gri bütün ev, işte, kilise, hatta kütüphaneleri yakıyorlar. Ve gerçekten sabah uyandığında insanlar Greenwood'un adeta tamamen yerle bir olduğunu görüyorlar. Ve gerçekten hani korkunç bir tablo şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Pek çok bununla ilgili kayıt var ama kayıtların özetine baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Bir, Greenwood bölgesinin tamamen yakılıp yerle bir edildiğini, kül edildiğini görüyorsunuz. Herhangi bir, dediğim gibi, hani kilise, okul, ev, iş yeri farkı yapılmaksızın. Birincisi bu. İkincisi de bu evlerin içindeki insanların ya da dışarı çıktığı zaman beyaz çetelerce vurulan insanların ne kadar kişinin öldüğü epey bir süre bilinmiyor. Hatta polis gömdüğü, ister beyaz ister siyah, tabii çoğu zaten siyah, ama bunların kaydını da tutmuyor. Dolayısıyla uzunca bir süre aslında Tulsa'daki bu korkunç olayda kaç kişinin öldüğü, kaç, ne kadar siyahinin öldüğü aslında bilinmiyor. Sadece farklı gazetelerde, yerel veya ulusal farklı gazetelerde farklı rakamlar zikrediliyor. Kimisi 50 diyor, kimisi 500 diyor, ama sadece tahminlere dayalı, çünkü bir kayıt yok. Ve hani böyle bunu baştan aşağı araştıracak bir komisyon falan da yok ortada. Bu komisyon 1960'ların sonlarında, yani 1996 galiba Hakan. Tabii. Ben de bu konuda bir haber hazırlamıştım. Müsaadenle burada bir gireyim. Geçen yıl Tulsa'da bir toplu mezarlık bulunmuştu bu katliamla ilgili. Ben de oradan hatırladığım kadarıyla 96'da ilk kez Tulsa'da bu katliamla ilgili, katliamı araştırmak üzere bir komisyon gibi bir şey kuruluyor. 96'da, 75. yılında. Daha sonra bu 2001'e kadar bir araştırma yapıyor. Ve 2001'de ilk bu konuda resmi açıklama diyebileceğimiz komisyon araştırması, 36 kişinin öldüğünü resmen teyit ediyorlar. Yani olaylar sırasında. Bunun 39, 26'sı siyahi, 12'si beyaz olarak bunu resmen açıklıyorlar. Ama tabii senin de belirttiğin gibi aslında rakamlar 300'e yakın deniyor. Çünkü olaylardan sonra, yani o 1921'den sonra şehirde bu anlamda böyle bir konuşma yasağı getiriliyor. Kimse bu olayı konuşamıyor, resmiyete dökülemiyor, işte toplu mezarlar oluyor filan. Gayri resmi rakamların 300'ü siyahilerin, yani ölümlerin 300'ü bulabileceği yönünde tabii tarihçiler söylüyorlar. Şunu söyleyeyim İslam abi, hani aslında bu gayri resmi derken Beyaz Saray'ın Tulsa açıklamasında da bu rakam 300'dü. Yani 300'e yakın, 300 civarında siyahinin hayatını kaybettiği diye Beyaz Saray'ın resmi açıklaması böyleydi zaten. Ama bu seneki açıklama değil mi? Bu ilk açıklaması tabii. Aydın yönetiminin açıklaması. Şimdi oraya geliriz zaten. Dolayısıyla hani ABD kamuoyunda artık hani Biden yönetimi, Beyaz Saray dahil, olayın özetinde yaklaşık 300 siyahinin hayatını kaybettiği, aslında vahşice öldürüldüğü diyelim, ya yakılarak ya da vurularak öldürüldüğü ve bunun yanında işte belki 20 civarında beyazın hayatını kaybettiği bir olay. Bu olayın tabii ki hani maddi tarafı da var. Sadece 300 siyahinin ölmesi değil. Aslında orada siyahilerin oluşturduğu komünitenin tamamen yok edildiği bir, aslında kültürel bir soykırımdan da bahsetmek gerekiyor. Burada kültürel ve ekonomik de diyebiliriz. Kesinlikle. Evet. Yani mesela 10 binden fazla siyahinin evsiz kaldığı, oradaki tüm iş yerlerinin neredeyse yakılıp tamamen kül edildiği bir durumdan bahsediyoruz ki zaten orada yaşayan siyahilerin çoğu bu 1920'deki Tulsa katliamından sonra oradan göç etmişler. Orada kalan kişilerin sayısı çok az. Ben geçenlerde CNN'de yanılmıyorsam bir haber gördüm. Kurbanların galiba hayatta kalan en yaşlı yakınlarından bir tanesi, 107 yaşında bir kadın, o olayı hani nasıl hatırladığını falan anlatıyordu. Hakikaten çok ürkütücü ve kadının söylediği şey, şöyle bir cümlesi vardı. Hani aslında burada bir adalet yeni hala bulmuş değil. Yani katliam olarak anıyoruz, bunu konuşuyoruz, acknowledge, yani kabul ediyoruz ama orada hayatını kaybeden insanlar ve onların yakınlarıyla ilgili adalet yerine gelmiş değil şeklinde bir serzenişi de vardı. O bakımdan gerçekten hani
işte hep konuşuyoruz İslam abi. Hani Amerika'nın kuruluşunda bir ırkçılık var. Zaten hani Afro-Amerikan köleler üstüne kurulmuş olan bir, ne diyelim, veya o çatışma üstüne kurulmuş olan bir ülkeden bahsediyoruz. Abraham Lincoln'e kadar, iç savaşa kadar zaten bunun mücadelesi var Kuzey ile Güney arasında. Sonrasında iç savaşın temelleri bu şekilde aslında ortaya çıkıyor. İç savaş, yani Abraham Lincoln ile birlikte belki kölelik kaldırılıyor. Fakat aslında baktığınız zaman Amerikan toplumundaki o sistematik ırkçılık maalesef halen devam ediyor. Yani bunun altını çizmek gerekiyor. Tulsa katliamından bu yana 100 yıl geçti. Abraham Lincoln'un işte ırkçılığı kaldırmasından, köleliği kaldırmasından bu yana 150-160 yıl geçti. Fakat halen ABD'de bu sistematik ırkçılık mevzusu var ki bu Tulsa katliamı ile açıklama yapan pek çok özellikle demokratı vurguladığı şey de özellikle mesela geçen yılki George Floyd meselesiydi. Yani bugün Amerika'da siyahiler halen George Floyd gibi o şekilde beyaz bir polisin işte boynuna 9 dakika bastırması sonucunda hayatını kaybedebiliyor. İnsanlık dışı bir şekilde hayatını kaybedebiliyor insanlar. Bu bakımdan ABD'nin halen bu sorunla, bu ırkçılık sorunuyla siyahilere yönelik insan hakları ihlalleriyle gerçek anlamda yüzleşmediğini veya yüzleşemediğini söylemek gerekiyor. Buradan Biden yönetimine bağlılık tamamlayayım istedim abi, çok uzattım. Biden yönetimi, Biden daha doğrusu bir adım attı ve Tulsa'ya başkan olarak giden ilk isim oldu. Bunun altını çizmek gerekiyor. Hem gitmeden önce, hem gittiği gün, hem de sonrasındaki açıklamalarında bunun çok büyük bir ırkçılık, büyük bir katliam ve korkunç bir olay olduğunu Biden yönetimi söyledi. Hatta Biden'in orada yaptığı konuşmada kullandığı bir cümle enteresandı. Bugün dedi bizim için DAEŞ ve El-Kaide değil, içimizdeki beyaz ırkçılık daha büyük bir tehdittir kendi ülkemiz için filan dedi. Tabii bunları Beyaz Saray'ın bir başkanın kabul ediyor olması önemli. Bundan sonra tabii bununla ilgili veya bu sorunun çözümüne ilişkin somut anlamda ne tür adımlar atacak veya atabilecek, bunları tabii ki görmek gerekiyor. Fakat söylem düzeyinde bile olsa Tulsa katliamının bu şekilde bir anlamda hani kabul edilmesi ve ABD'nin kendi ırkçı tarihine ilişkin böyle bir notu düşmüş olması önemliydi. Ama dediğim gibi halen aslında belki bir Tulsa katliamı yaşanmıyor fakat halen George Floyd gibi insanlar hayatlarını kaybedebiliyorlar deyip burada virgül koymuş olayım. Evet. Evet, aslında Tulsa katliamı ile ilgili analizlerde şöyle değerlendirmeler de var. Bu işte ayakkabı boyacısı 19 yaşındaki Rowland'ın asansörde 17 yaşındaki bir kızla, gerçi onların arasında da bir aşk ilişkisi olabileceği falan söyleniyor ama bu saldırması olayı veya taciz etmesi olayından ziyade bu siyahilerin hakikaten orada oluşturduğu bir anlamda refah bölgesi diyebileceğimiz bir bölgeye yönelik beyazların kıskançlığı şeklinde yorumlanıyor. Onun için zaten bu kadar olay birden sistematik bir çatışmaya döndüğü söyleniyor. İşte senin de belirttiğin gibi yetkililerin, yani güvenlik güçlerinin beyazlara, o çetelere hatta silah dağıttığı, hatta ve hatta özel bazı uçaklardan bölgedeki siyahilerin bulunduğu iş yerlerine, evlere yangın bombaları atıldığı, işte siyahilere silahlarla, yani tüfeklerle uçaktan saldırıldığı yönünde de tabii iddialar var. Bunların hepsi iddia, çünkü dediğimiz gibi üstü örtülmüş, olay kapatılmış, resmiyete giren bir şey yok, kayıtlara geçmemiş. Ama son yıllarda ortaya çıkan görgü tanıkları, işte o katliama maruz kalan kişilerin yakınları, akrabalarının verdiği bilgiler üzerinden ortaya böyle bir sahne çıkıyor. Belki şunu da eklemek lazım. Hakan, sen de biraz değindin. Bu Tulsa katliamının bu sene gündem olması, işte Biden'ın oraya gidip etkinliklere katılması, anma törenlerine katılmasında Floyd olayının büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Floyd gösterilerinde de bu Tulsa katliamı gündeme gelmişti. İyi hatırlıyorum, bir gösterici işte siyahilere yönelik beyazların sistematik ırkçılığını anlatırken Tulsa olayına değinmişti. Ben de o zamanlar ilk defa duyduğumu söyleyebilirim. Yani bu kadar gündeme geldiğini. Orada işte beyazların, siyahilerin bu siyahi Wall Street dediğimiz refah bölgesine saldırdığını, yok ettiğini, bunun aslında sistematik bir şey olduğunu
dile getirmişti. Bu anlamda Floyd gösterilerinin, Floyd olayının siyahi haklarını, siyahi tarihini biraz daha ortaya çıkardığını zannediyorum söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum İslam abi. Yani Floyd olayı tabii sadece aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, yani dünya kamuoyunda da ses getiren önemli bir olaya dönüştü. Bu bakımdan hani hatta hatırlayalım, yani o dönem yazın, hani Mayıs ayında, geçen Mayıs ayında olmuştu George Floyd olayı. Sonrasında özellikle Haziran ayında pek çok eyalette mesela çok büyük protestolar, gösteriler. Sonrasında da sıkı yönetimler veya sokağa çıkma yasakları vesaire uygulanmıştı. O zaman pek çok kişi şeyle kıyaslamıştı. Martin Luther King'in öldürülmesinden, suikastinden sonraki dönemle kıyaslamıştı. Yani Amerika Birleşik Devletleri en son işte 40 yıl önce böyle bir dönem yaşamıştı falan diye. Dolayısıyla ülke içerisinde o kadar ciddi bir etki yaratmıştı bu olay. Ki hani hatırlayalım, işte Trump döneminde sürekli konuştuğumuz ABD içerisindeki bu işte beyaz ırkçıların yükselişi, ırkçılığın biraz artışı, ulusal milliyetçi diyelim, o kesimlerin şey olması falan. Dolayısıyla hani bu tartışmaların tam böyle göbeğinde bir yerde yaşanan George Floyd olayı hani Amerika'yı da sarstı. Dünya kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Bu bakımdan hani bir de tabii 100. yıl olması da sembolik açıdan önemli bir husustu. Biden yönetimi de seçim sürecinden bu yana hani sürekli bu konuda tabii ki hani Trump'la kıyaslanmayacak kadar daha pozitif bir yerde durmaya çalışıyor. Söylem olarak da bunu sürekli dile getiriyor. O yüzden Biden da böyle bir adım attı oraya giderek. Tabii ki önemli bir adımdı diye düşünüyorum. Bunun bir de ekonomik sebebi olduğu söyleniyor. Onu da belirtmiş olalım. İşte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yani 1919'lardan sonra Amerika'daki o ekonomik daralmada bir de siyahiler haklar verilmiş. Siyahiler yeni yeni toprak almaya başlamış, toprak edinmeye başlamış. Daha çok kendi ayakları üzerinde durmaya başlamış. Özellikle bu güney eyaletlerinde, işte Oklahoma, biraz daha Deep South dedikleri işte Texas, Louisiana, oralarda bu siyahi beyaz çatışmasını daha sık görüyoruz. Niye? Çünkü beyazlar dediğim gibi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Bir zamanlar köle olarak görüldü. Mal ediniyor, toprak ediniyor ve onu işleterek kendini idare etmeye çalışıyor. Tabii bu da diğer beyazlar arasında bir husumete neden oluyor. Dolayısıyla sadece o yıllarda Tulsa'da değil, işte Texas'ta bu Slocum Massacre denilen bir şey var. Sonra Chicago'da yine Kırmızı Yaz denilen bir olay var. Orada da beyazlarla siyahlar arasında ekonomik sebeplerden dolayı böyle olaylar çıkıyor. Tabii bunları biraz daha derinine inip işte bu sosyolojik ekonomik sebeplerini irdelenebilir mi? Olabilir. Ama bu programda buna ne kadar gücümüz yeter, bu da ayrı bir mevzu diyelim. Hakan, eklemek istediğin başka bir şey yoksa Tulsa'dan başka konulara geçebiliriz. Devam edelim Mehmet abi. Evet. O zaman biraz daha gündeme dönelim, Amerika gündemine. Bu hafta neler konuşuldu? Yine öne çıkan olaylardan birisi malum COVID-19 olayı. Salgının, özellikle bu virüsün kökenine dair önceki hafta başlayan tartışmalar bu hafta da devam etti. Bu konuda Washington'da neler oldu? Biden 4 Temmuz'a kadar, Amerika'nın bağımsızlık günü ne kadar, aşılanma oranını %70'e çıkaracağına dair yeni bir kampanya başlattı. Oradan başlayalım. Daha sonra bu Fauci'nin e-mailleri var. Oralardan bu COVID-19'la ilgili neler yaşandı bu hafta, gelişmeleri Hakan alalım. Evet İslam abi, dediğin gibi Biden işte önceki günkü açıklamasında Haziran ayında aslında bir anlamda bir seferberlik ilan ettiklerini ve 4 Temmuz'a kadar nüfusun %70'ini COVID-19 aşısıyla aşılamak üzere ciddi bir çaba sarf edeceklerini söyledi. Şimdi aslında Amerika'da aşılama hızı hatırlayalım. Yani biz sürekli her gün haberlerini yazdığımız için gerçekten 3-4 milyonlara çıkmıştı. Günlük 4 milyonun olduğu pek çok hafta vardı ve hızlı bir tempo yakalanmıştı. Fakat son birkaç haftadır hem biraz toplumda artık bir rahatlama, gevşeme olması hasebiyle belki yavaş yavaş ekonomiler açıldı, dükkanlar açılmaya başladı, insanlar sokağa çıkmaya başladı, bir takım kısıtlamalar hafifletildi filan. Hem de bu hani zaten bir aşı karşıtlığı vardı ama
belki artık tamam gerek de kalmadı gibi bir psikoloji de girmiş olabilir insanlar. Belli eyaletlerde özellikle aşılama oranları düşmeye başladı. Aşılama hızı diyelim daha doğrusu gerilemeye başladı. Yine tabii ki ciddi oranda aşılama yapılıyor. Fakat o yoğun olan haftalarla kıyasladığınız zaman son birkaç haftadır bir gerileme söz konusu. Hatta bu yüzden bazı eyaletler hani vatandaşları aşılanmaya teşvik etmek için işte değişik böyle loteriler falan düzenliyorlar. Hatta bir haberini yazmıştık bu hafta için. Bayağı da ses getiren bir şey oldu. Yanılmıyorsam West Virginia, Batı Virginia eyaleti işte 1 milyon dolarlık bir ödül, silah, değişik silahlar, ondan sonra kamyonet falan gibi böyle epey zengin bir loteri düzenliyor. Tabii bira da veremez. Bira da veremez, evet. Onu unutmayalım. Amerikalılar için önemli. Dolayısıyla hani bu aşılama hızını Haziran içerisinde maksimize etmek ve toplumun %70'ini hani bağışıklık o sürü bağışıklığı noktasındaki kritik eşik olan %70'e ulaşmak istiyor Biden yönetimi 4 Temmuz'a kadar. Zaten bundan birkaç önceki açıklamalarında da Biden'ın temelde en çok vurguladığı tarih 4 Temmuz'du. Yani biz 4 Temmuz'a kadar şunları yaparsak 4 Temmuz'da biz kritik eşiği aşmış oluruz ve artık ailelerimizle daha rahat bir yazı geçirebiliriz şeklinde bir vurgusu vardı Biden'ın. Bu bakımdan bu Haziran içerisinde Amerika genelinde aşılama noktasında daha büyük bir çaba muhtemelen göreceğiz. Biz de bunları tabii yansıtıyor olacağız. Amaç bir şekilde bu ayı iyi bir performansla kapatıp o %70 oranına olabildiğince yaklaşıp Temmuz'dan itibaren daha rahat bir şekilde yaz mevsimine devam etmek. Tabii ki şimdi hani sonbaharda yeniden bir dalga olur mu, aşılama bu anlamda ne kadar etkili olacak vesaire bunları hani Ekim-Kasım aylarında göreceğiz. Fakat şu anda elimizde tabii aşı gibi bir ne diyelim salgını durdurmaya yönelik en önemli silah olarak aşı var. Biden yönetimi de bu noktada ne diyelim aslında elinden geleni yapıyor. Hep beraber takip edeceğiz bu Haziran içindeki süreci. Buradan bu Fauci'ye geçelim İstem abi hızlıca. Şimdi aslında bu iş biraz kapanmıştı. Yani Çin virüsü Wuhan laboratuvarından çıktı. Bu işte Çin'in dünyaya saldığı bir virüs falan diye biz Trump döneminde bunları her gün yazıyorduk. Fakat Biden yönetimi işe başladıktan sonra biz bu söylemleri, bu iddiaları neredeyse unutmuştuk. Ne zamana kadar? Birkaç hafta önceki bir Wall Street Journal haberine kadar, yine Amerikan istihbaratına dayanan bir rapora göre o haberde, Wall Street Journal haberinde, Amerikan istihbaratının aslında bu virüsün Wuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğini değerlendirdiği ve buna ilişkin bir takım somut ellerinde ne diyelim MR'ler olduğunu anlatan bir haberdi. Bu haberle birlikte Amerikan kamuoyuna tekrar bu tartışma girdi. Sonra bu Beyaz Saray'a soruldu. Beyaz Saray bakıyoruz dedi. Ondan sonra Biden çıktı dedi ki ben ABD istihbaratına şey veriyorum, görev veriyorum. 60 gün içerisinde bunu araştırıp, yoğun bir şekilde araştırıp bana 60 gün sonra bir rapor versinler. Yani bu konudaki assessment'lara değerlendirmeleri nelerdir diye bir şey de verdi. Dolayısıyla aslında o noktada saat işliyor. Hani Amerikan istihbaratının Biden'a ne tür bir rapor sunacağını göreceğiz. Fakat medyaya baktığınız zaman Amerikan istihbaratının hani emin değiliz ama laboratuvardan çıkmış olma ihtimali hiç oraya bana atılacak bir ihtimal değil şeklinde pek çok assessment yaptığını görüyoruz. Amerikan medyasının dayandırdığı bir takım raporlara göre. Bunlardan Fauci'nin mailleri ortaya çıktı. Şimdi bu maillerin önemi şu, tabii oturup hepsini okumak mümkün değil, binlerce belki mail var. Washington Post bilgi edinme hakkı yasası kapsamında belli bir dönemdeki Fauci'nin e-maillerini talep ediyor ve bunları alıyor. Buradaki ana nokta şu, yani Amerikan medyasının ve kongre üyelerinin dikkatini çeken nokta şu. Fauci Trump döneminde, hani Trump ya kardeşim bu Çin'den Wuhan laboratuvarından çıktı, bu Çin'in kabahati suçu dediği dönemde Fauci kamuoyu önünde böyle bir şey söylemediği bir noktada yazışmalarında aslında bu iddiayı ciddi ciddi ne diyelim hani bunu ciddiye aldığını gösteren pek çok yazışması oldu ortaya çıktı. Yani Fauci o dönemde aslında bunu kamuoyuna söylemese bile evet bu virüs Çin'deki Wuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabilir şeklinde bir yaklaşıma sahip. En azından bu ihtimali oldukça ciddiye aldığı gözüküyor. Şimdi kongre üyeleri, bazı kongre üyeleri diyorlar ki Sayın Fauci gelip bize lütfen bunu bir anlatın bakalım. Yani o dönem gerçekten böyle mi düşünüyordunuz, şimdi nasıl düşünüyorsunuz vesaire diye.
Tabii Fauci'nin son birkaç günlük açıklamalarına baktığımız zaman da Fauci diyor ki Çin'e, Çin yönetimine, mesela en son dünkü açıklaması vardı, işte oradaki laboratuvarda çalışan görevlilerin, araştırmacıların notlarının, bilimsel şeylerinin paylaşılması çağrısında bulundu Çin yönetimine. Çin biliyorsunuz bu bilimsel raporları saklıyor, halen vermiyor dünya kamuoyuna. Burada önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki süreçte Biden yönetiminin bu konuyu takip edeceği ve Amerikan istihbaratının hazırlayacağı rapor üstünden de aslında bunu bir yere oturtturacağı gözüküyor. Ama Amerikan kamuoyunda şu an Washington'daki havaya baktığınız zaman hani bir ay öncesine göre bu virüs Wuhan'daki laboratuvardan çıkmıştır şeklindeki algı çok daha güçlenmiş durumda. Tabii ki Amerikan istihbaratı nasıl bir sonuca ulaşacak, Biden yönetimi burada o sonuca pozisyon alacak, bunu göreceğiz. Ama şu anda burada hani Trump döneminde her gün konuştuğumuz, sonra unutulan argüman tekrar gündeme gelmiş durumda. Hem Kongre'de hem Fauci'nin işte e-mailleri üstünden dönen haberlerde, hem de burada yönetimde işte her gün Beyaz Saray'da briefingde insanlar sözcüye, Jen Psaki'ye gazeteciler bunu soruyorlar. Nerede duruyorsunuz, ne yapacaksınız filan diye. Bu bakımdan artık burada tekrar sıcak bir konu oldu. Bakalım bizde bu virüs nereden çıkmış? Hakikaten Wuhan'daki laboratuvardan mı çıkmış? Yani bunu da bilme anlamında değil de Amerikan yönetimi burada nereye basacak? Hani hangi pozisyonda duracak? Hep beraber takip edip göreceğiz. Şimdi Trump döneminde Trump'ın bu söylemleri aslında biraz mainstream medya tarafından böyle komple teorisi gibi algılanıyordu. İşte Çin düşmanlığı veya bu olayları kendi siyasi kariyeri için, siyasi politikaları için kullandığı yönünde bir yaklaşım vardı. Şimdi Fauci'nin o dönemlerde bu olayı ciddiye alması ama bunu kamuoyuna açıklamaması, hatta birisiyle yazışmada o kişinin bu Wuhan'daki bilim adamının Fauci'ye böyle biraz daha işten bir yazışması var. Teşekkür falan ediyor. Bu da çok tartışmıştı bu e-mail. İşte aralarında bir şey mi var veya Trump'a yönelik bir tavır mıydı bu diye. Muhtemelen bu konuşulacak. Bu arada bir şey de çıktı ortaya Hakan. Fauci'nin başında bulunduğu kurumun Wuhan'daki o laboratuvara yaklaşık 3.4 milyon dolarlık böyle bir fund verdiği bu virüs araştırmalarında. Bu da gündeme geldi. Çok detayını hatırlamıyorum ama daha sonra Fauci işte biz verdiğimiz fundları tamamen nasıl kullanıldığını bilemeyebiliriz gibi falan böyle genel bir açıklama yaptı. Bu da gerçekten ilginç bir gelişmeydi. Şimdi şunu söyleyeyim İstem abi. Yanlış bilmiyorsam tabii hani belki başka ülkeler de bu tür araştırmalar yapıyor olabilir ama dünyada bu enfeksiyon hastalıkları ve bu tür virüslerin yayılımına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri ve Çin en yüksek bütçeli araştırmaları yapıyorlar. Ve Wuhan'daki laboratuvarla Amerika'daki bazı laboratuvarlar bu noktada aslında paslaşarak çalışıyorlar. Çünkü aynı konusunda çalışıyorlar. Bu bakımdan hani şöyle bir yaklaşım da var. Belli bir noktaya gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri bunları kontrollü bir şekilde sürdürmeye devam etti. Ama Wuhan'daki laboratuvarlar, yani Wuhan'daki laboratuvar ve Çin yönetimi belki diyebiliriz, bu noktada daha hani şeffaf olmayan ve bir takım daha ileri çalışmalara devam etti vesaire. Dolayısıyla orada bir karanlık alan var. Böyle gri bir alan var. Henüz bir şekilde sonuçlarını görmediğimiz, bilmediğimiz bir alan var Wuhan'la ilgili şeklinde bir şey de var. Amerikan medyasında hani haberlerde görüyorum. Böyle bir durum da var. Bunu da bir cümle ifade etmek istedim. Evet, Trump da bir açıklama yaptı. Gerçi çok fazla medyaya yansıdığını görmedim ama Fauci'nin e-mailleri üzerine. O zamanlar iyi ki Fauci'yi dinlememişim. İşte Çin'e seyahat yasağı koydum. Hatta maske olayında, maske kullanılması olayında bile Trump kredi aldı. İşte oradan aşı olayına getirdi. Yani Fauci'nin biraz orada sanki Trump'ın aleyhine bir tavır takındığı yönünde Trump'ın bir açıklaması oldu. Bu e-maillerden de böyle bir kredi aldı diyelim. Redfield de eski CDC direktörü de bir açıklama yaptı. O da kendisinin işte Mart 2020'de CNN'de yaptığı bir konuşmada işte Wuhan'dan bu virüsün çıkmış olabileceği teorisini desteklediğini veya yaban atılmaması gerektiğini söylediği için ölüm tehditleri aldığını
açıkladı Redfield. Bu da ilginç bir gelişmeydi. Demek ki o zamanlarda medyaya çok yansımasa da veya böyle derinde, dipte bu olay gerçekten taraflar arasında bayağı tartışılmış. Peki Hakan, COVID-19 olayında bu Hindistan'daki yeni bir virüs çeşidinin Amerika'da görülme ihtimali var mı? Yani bu konuda böyle bir ikircikli bir sanki politika izleniyor gibi. Bir taraftan bakıyorsunuz işte savaş daha bitmedi, aşılanmaya devam edelim, mücadeleye devam edelim. Öbür taraftan da senin de bahsettiğin gibi eyaletlerde tedbirler bazı eyaletlerde neredeyse tamamen kaldırıldı. Mesela New Jersey'de artık büyük alışveriş merkezlerinde maske takma zorunluluğu bile kaldırıldı. Böyle bir taraftan yeniyoruz ama bir taraftan da mücadeleyi bırakmayalım gibi bir iki başlıklı bir politika güdülüyor. Özellikle bu Hindistan'daki virüs çeşitinden bir kaygı var gibi. Bu konuda böyle Washington'da, başkentte bir hava var mı veya bir önlem politikası var mı? Açıkçası çok spesifik olarak gözlemlediğim bir şey değil. Çok, yani bizim en azından gündemimize fazla gelmedi ama şunu söyleyebilirim. Yani burada Biden yönetiminin bu konuyla, yani COVID-19'la mücadele konusunda gerçekten de temel dayanağı aşılama. Ya Biden yönetimi biraz şöyle bakıyor, yani biz aşılamayı belli bir noktaya taşıyalım. Başka virüsler, başka mutasyona uğramış virüsler olsa bile bunlar bundan önceki gibi, geçen yılki gibi bir salgına, bayağı başka bir türlü bir toplumsal krize neden olmaz şeklinde bir, ne diyelim, bir özgüven var aslında. Evet. O yüzden hani spesifik anlamda Hindistan'la ilgili çok bir yorum yapmayayım. Ama tabii hani o da sonuçta önemli bir risk Amerika Birleşik Devletleri için. Ama dediğim gibi, yani biraz Biden yönetimi, hani biz aşılamayı yapıyoruz, iyi gidiyoruz, toplumu şu kadarını aşıladık. Bundan sonraki sorunları aşı üstünden çözeriz şeklinde bir bence politikaları var, benim gözlemlediğim bu şekilde. Evet, Biden en azından rahat bir yaz geçirmek istiyor gibi. Ama bu aşılama olayında da %70'i Temmuz itibarıyla bulabilir mi? Ben şahsen çok emin değilim. Niye? Çünkü zaten Amerika'da böyle %30'luk bir kesim bu komple teorilerine inanan, aşı olmak istemeyen bir kesimdi. Benim hatırladığım bu anketlerden. Bir de bunun üstüne şimdi işte Hindistan virüsü, Hindistan varyantı, işte Brezilya, Güney Amerika, İngiltere derken bu aşılama oranının da %60-70, işte bu mass immunization, yani kitle bağışıklığının 90'a falan bulması gerektiği yönünde haberler de çıkmıştı. Tabii biraz olay akışına gidiyor gibi. Yani 3 ay sonra ne olacak tam bilmiyoruz. Sonbaharda tekrar bir patlak verir mi? Kışın tekrar bir salgın artar mı? Bilmiyoruz. Ama iyi olan şu diyelim, en azından 18 veya 16 yaş altına doğru da inmeye başladı. Bu konuda Moderna'nın, Pfizer'ın çalışmaları var. Hatta 6 aylığa kadar inecek gibi görünüyor. Bu artık flu aşısı gibi salgın aşılanmayla kontrol altında tutulmaya çalışılacak gibi. Ama 3-5 yıl muhtemelen bu bizim gündemimizde olacak diyelim. Hakan, eğer eklemek istediğim bir şey yoksa buradan diğer bir gündeme geçelim. Önceki iki hafta ana konu olarak konuşmuştuk Filistin meselesini. Orta Doğu'da, yani bölgede durum sakin. Onlar kendi daha çok siyasi şu an krizle uğraşıyorlar. Netanyahu görevden gidiyor 12 yıldan sonra. Ama Amerika'da da ilginç bir şekilde protestolar devam ediyor. Bunlardan birisini sen izledin. Geçen hafta cumartesi günüydü zannediyorum. DC'de büyük bir gösteri oldu. Filistin'e destek gösterisi. Önce oradan başlayalım. Silahlar sustu ama Amerika'da Filistin'e destek gösterisi devam ediyor. Bunu nasıl yorumluyorsun? Biraz şöyle yorumluyorum işin için doğrusu İslam abi. Yani özellikle Washington'da geçen haftaki gösteride sayıları böyle 30-40'tan fazla, hani Amerikalı Müslümanlar, Filistinli Amerikalılar, farklı böyle işte Yahudi gruplar vesaire, oldukça geniş bir koalisyonun düzenlediği bir Filistin'e destek gösterisiydi. Tabii ki bu kadar çok sayıda, yani 30-40 tane sivil toplum kuruluşunun bir anda hızlı bir şekilde organize olup bir araya gelmesi çok kolay değil. O yüzden hani belki zaman aldığını da düşünebiliriz ama biz hani yerinde gözlemlediğimiz
Hakikaten çok farklı kesimden insanlar vardı. Yani sadece böyle bu işte kesin Amerikalı Filistinli diyeceğiniz insanlar değil. Farklı Amerikalı Müslüman gruplar vardı. Ne bileyim savaş karşı gruplar vardı. Böyle kendileri ufaktan basın açıklaması gibi bir şey yaptılar. Gruplar vardı farklı farklı. Ne bileyim işte kadın koalisyonu vardı. Siyahlar vardı vesaire. Bu bakımdan hani aslında zengin bir koalisyonun düzenlediği bir gösteriydi. O bakımdan hani Gazze'deki bu İsrail'in saldırıları devam ederken düzenlenenlerde daha çok şey vardı hani tabii ki Filistin'e destek aynı zamanda İsrail'e tepki. Biden yönetimine tepki daha öne çıkan bir temaydı. Fakat bu gösterinin tek amacı, temel amacı daha doğrusu biz savaş sona ermiş olsa da ateşkes sağlanmış olsa da halen Gazze'deki durum devam ediyor. Çünkü orada insani bir kriz var. O abluka devam ediyor. Batı Şeria'daki ya da ne bileyim Şeyh Cerrah'taki sorunlar çözülmüş değil. Dolayısıyla aslında ateşkes olsa bile halen Filistinlilerin insan hakları ihlalleri, Filistinlere yönelik insan hakları ihlalleri devam ediyor. Biz Filistin halkının, Filistinlilerin yanınızdayız, yanındayız mesajını vermek üzere tertip edilmiş bir gösteriydi. Dediğim gibi yani özellikle o zengin koalisyona dikkat çekiyordu. O bakımdan güzeldi, güzel bir gösteriydi. Evet, bu hafta da ilginç bir şekilde New York'ta ve New Jersey'de gösteriler olacak. Yine Filistin'e destek gösterisi. Zannediyorum ilk defa bundan önce de konuşmuştuk. Amerika'da Filistin lehine, İsrail aleyhine bu kadar bir ivme kazanıldı. Bu gösteriler de bu ivmenin uzantıları olarak belki okunabilir. Hakan, bir de Kongre'de ilginç bir şekilde İsrail'e 1 milyar dolarlık ek yardım gündeme geldi. Zaten biliyoruz Amerika her yıl 3,8 yani 4 milyara yakın İsrail'e yardım yapıyor. Bu olayın aslı nedir? Perde arkası nedir? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Şöyle İslam abi, şimdi İsrail yönetimi her yıl 10 kaç yıl önce olduğunu hatırlamıyorum ama 10 yıllık Obama döneminde yapılan 10 yıllık bir anlaşma var ABD ile İsrail arasında. Ve 10 yıllık süre içerisinde her yıl ABD yönetimi İsrail'e 3,8 milyar dolar dediğin gibi askeri yardım yapıyor. Tabii bu yardımın yapıldığı ve kullanıldığı alanlar var ve burada özellikle demir kubbe sistemi, füze savunma sistemi önemli bir yer tutuyor. Şimdi İsrail yönetimi diyor ki benim bu işte 11 günlük süreçte özellikle Hamas'ın attığı füzelerden dolayı bu demir kubbe sistemini yeniden şey yapmam gerekiyor. İlk orijinal o güçlü şeyine getirmem gerekiyor. Bunun için de para ihtiyacım var diyor aslında. Sadece demir kubbe değil belki ama İsrail kendi savunmasına yönelik bir takım acil ihtiyaçlarını yani bu son krizde ortaya çıkan acil ihtiyaçlarını gidermek amacıyla ne diyelim Biden yönetiminin kapısını çaldı. İsrail Dışişleri Bakanı tabii kaç gün daha Savunma Bakanı özür dilerim Benny Gantz buradaydı önceki gün. Burada hem Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la görüştüm. İşte Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü ve ABD Savunma Bakanı Austin'le görüştü. Bu para için mi görüştü? Çünkü bunu Lindsey Graham dile getirdi diye hatırlıyorum ben. İsrail'i ziyarete gitmişti. İlk o aslında gündeme getirdi. İsrail yönetimi ABD'den böyle bir acil yardım isteyecek diye ama hani Gantz'ın ziyaretin temel amacı buydu. Bu görüşmeler yapıldı. Zaten Biden yönetimi de Kongre'deki pek çok kişi de böyle bir talep olması durumunda ABD'nin İsrail'e bu parayı veya ne kadar destek isteniyorsa bunu sağlayacağını zaten dile getirdi. Hatta Kongre'de işte 55 civarında hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerin olduğu vekiller bir mektup da kaleme aldılar. Bu Savunma Bakanı Austin'e yönelik dediler ki hani İsrail'den böyle bir talep gelirse biz Kongre olarak bunu onaylamaya hazırız ve birlikte çalışmaya hazırız. Dolayısıyla hani şu anda henüz Amerikan medyasına yansımış veya bize gelmiş resmi bir açıklama yok. Hani şu tarihte verilecek bu şekilde olacak falan diye ama açıkçası hani yakın bir zaman içerisinde 1 milyar dolarlık ilave askeri yardımın ABD tarafından İsrail'e gönderilmesini bekliyoruz. Bu hani İsrail'in dediğim gibi son krizde ortaya çıkan bir takım acil savunma ihtiyaçlarına yönelik bir talebiydi.
Bu bakımdan İsrail'in Savunma Bakanı Benny Gantz burada herkesle neredeyse görüştü, desteklerini aldı. Burada tabii şunu da ifade etmek lazım İslam abi, oradan belki birkaç cümle İsrail'deki bu hükümet durumuna da geçebiliriz. Evet, ben de onu soracaktım. Bu hükümetteki değişim, bu 1 milyar olayını etkiler mi? Veya hatta şu an çok her şey tam net olmasa da, geçiş sürecinde olsa da Washington'dan nasıl görülüyor? Bu konuda da tabii ki yorumlarını almak isteriz. Şöyle İslam abi, hem Beyaz Saray, hem Savunma Bakanlığı, hem de Dışişleri Bakanlığı çok ortak bir dille şunu söylediler dünkü tüm açıklamalarında. İsrail'de hükümetle ilgili ne olursa olsun, bu İsrail'in kendi iç siyasal meselesidir. Yani Netanyahu gidip işte başka biri gelebilir, hiç önemli değil. ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığı sarsılmaz bir şekilde devam edecektir. Yani bütün yetkililerin söyledikleri ortak cümle bu. Dolayısıyla İsrail'de yeni hükümet de kurulsa, atıyorum 3 ay sonra o hükümet gitse, başka bir hükümet de gelse, ABD yönetimi diyor ki bizim İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız hükümetler üstü bir şeydir. Daha böyle devlet bağlamında bir şey. Dolayısıyla hani biz İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımızı sonuna kadar koruyacağız. Hükümet değişikliği bizi çok fazla enterese etmiyor. O İsrail'in kendi iç siyasetidir. O noktada bir hani pozisyon veya tarafta değiliz diyor ABD yönetimi. Bu bakımdan o 1 milyar dolarlık mevzunun İsrail'deki hükümet değişikliğiyle etkileneceğini düşünmüyorum açıkçası. O hani ne şekilde onaylanırsa İsrail'e bu para gönderilecek. Tabii İsrail'deki aslında bu Netanyahu'nun aslında şu anda her ne kadar Netanyahu halen resmi olarak ülkenin başbakanı olsa da 14 Haziran en son tarih, 14 Haziran'a kadar bu yeni 8 partinin olduğu koalisyon hükümeti kuracak ve Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığı sona erecek. Birkaç cümle oraya geçelim istem abi, başka bir şey. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi şöyle, biz tabii önceki hafta Turgut'u misafir etmiştik. Bu hafta olsa bize tüm detayları anlatırdı veya Mustafa Deveci hocam. Ama biz tabii kendi takip ettiğimiz kadarıyla şöyle toparlayabiliriz. Şimdi İsrail meclisinde 120 sandalye var ve 61 sandalyeye ulaşan kişi hükümeti kurup başbakan olabilir. Daha doğrusu 61 sandalyeye ulaşan partiler hükümeti kurabiliyorlar. Şimdi bu son durumda aslında biraz şöyle bir şey oldu. ABD'de nasıl Trump karşıtı cephe bir araya geldi ve Biden'i başkan seçtiyse, çünkü o demokrat cephe içerisinde farklı tonlarda herkes vardı ve herkesin amacı hani Biden'i başkan yapalımdan önce şu Trump'tan kurtulalım şeklinde bir motivasyondu. Aslında 12 yıllık sadece Netanyahu hükümetinin karşısında oluşan bir koalisyon. Bu koalisyonun amacı hani varlık amaçları bir arada olmak değil belki, ama varlık amaçları bir şekilde, bu koalisyonun varlık amacı aslında Netanyahu hükümetinden ve Netanyahu'dan kurtulmak. Bunu tabii hani İsrail siyaseti uzmanı değilim. Pek çok nedeni, arka planı vardır. Fakat günün sonunda şu oldu. Toplam 8 partiden oluşan bir koalisyon 62 vekile şu anda ulaşmış durumda. Dolayısıyla işte geçen hafta, birkaç gün önce daha doğrusu, bu Gelecek Var Partisi'nin lideri Yair Lapid Cumhurbaşkanı da gitti, dedi ki biz dedi 62 sandalyemiz var, 62 vekilimiz var ve hükümeti kurabiliyoruz dedi. Şu an hükümeti kurma görevini aldılar. 14 Haziran'a kadar yeni hükümeti sunmak durumundalar. Şimdi tabii 62 sandalye olduğu için şu anda Netanyahu da elinden geldiğince, çünkü oradan iki kişi koparabilse hükümeti kuramayacaklar. O yüzden özellikle bazı böyle daha sağcı vekillerin üstüne oynayarak, onları bir anlamda kışkırtarak bir şekilde o koalisyondan koparmaya çalışıyorlar. O da ayrı bir tartışma. Fakat şu anda iki tane büyük parti var. Bir işte Gelecek Var Partisi bu koalisyonun ortağı. İki büyük ortağından bir tanesi. Bir de bu aşırı sağcı Yamine Partisi var. Şu anda gözüken şey bu Yamine Partisi lideri hani Naftali Bennett, Netanyahu'dan sonra İsrail'in yeni başbakanı olacak olan isim. Ama tabii diğer partinin hakkını yememek lazım. Hani merkezde duran bu Gelecek Var Partisi ve onun lideri özellikle Lapid burada hani önemli bir rol oynamış gibi gözüküyor. Çünkü normalde daha büyük bir parti aslında koalisyon içerisinde. Fakat burada İsrail tarihinden çok enteresan olan ve kayda değer olan bir başka konu da
ilk kez İsrail'de bir Arap Partisi bu hükümette yer alacak. Bu son derece önemli bir şey. Dört vekiliyle olsa da bu ismi neydi? Birleşik Arap Listesi, RUAM diye kısaltılıyor. Bu Arap Filistinlilerin, yani İsrail vatandaşı olan Arap Filistinlilerin partisi şu anda aslında bu koalisyonun kurulmasındaki kilit parti rolünü oynamış oldu. Çünkü dediğim gibi rakamlar o kadar yakın ki, hani siz 68-70 ile bu hükümeti kurmuyorsunuz. Zaten 62 vekille, 62 oyla kuruyorsunuz ve hani 61'e ulaşamadığınızda bu hükümeti kurma şansınız yok. Bu bakımdan şu anda çok böyle bıçak sırtı bir denge kurulmuş durumda. Netanyahu karşısında bu 8 partili koalisyon bir hükümeti şu anda kurmanın hemen arifesinde, işte muhtemelen birkaç gün içerisinde bu işi, eğer ki başka bir şey olmazdı ve becermiş olurlarsa, Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığı sona erecek. Burada tabii ki şöyle yorumlar var İslam abi. Hani buradan belki ABD-İsrail ilişkilerine de kısaca şey bağlayıp toparlayabiliriz. Şimdi her ne kadar Bennett Netanyahu'dan daha sağda yer alan bir siyasetçi olsa da bu koalisyon içerisinde işte dediğim gibi merkez partisi olan hani Gelecek Var Partisi var. Onun vekilleri var. Ve mesela bu işte Birleşik Arap Listesi gibi ilk kez hükümette yer alacak olan Arap Filistinliler var. Daha hani zengin bir şey, hatta New York Times'tan Thomas Friedman bugün tam da bu minvalde bir yazı yazmıştı. Bilmiyorum ne kadar hani %100 katılır mıyız ama yani şey diyor, hani aslında diyor bu bir anlamda ABD'de demokratların Biden etrafında birleşip bir koalisyon kurup Trump'ı yıkması gibi bir şey olacak diyor. Orada da bir koalisyon oluştu. Koalisyonun aslında tek amacı bir şekilde Netanyahu'dan kurtulmak. Netanyahu'dan kurtulduktan sonra İsrail içinde siyasette ne kadar ne yapacaklarını zaman gösterecek. Çünkü orada 8 parti, sadece gruplar da var. İsrailli, Filistinli Arap Parti de var. İşte Merkez Parti de var. Fakat genel beklenti ve kanı bu, hani zengin koalisyonlar oluşan yeni hükümetin Netanyahu hükümetine kıyasla daha dengeli bir siyaset izleyeceği. Özellikle işte İsrail vatandaşı olan bu hani Arapların, Filistinli Arapların haklarının korunmasına yönelik bir takım adımlar atılacağı ve hani genel anlamda Filistin konusunda biraz daha dengeli bir siyaset izleyeceği şeklinde bir beklenti ve yaklaşım söz konusu. Dolayısıyla mesela hani Netanyahu genelde işte ABD-İsrail ilişkilerinde hep böyle çok şahin bir şeyde duruyordu. Yeni hükümetin bu noktada daha dengeli bir yerde duracağı yönünde en azından böyle bir beklenti var Amerikan kamuoyunda da. Ama tabii bunu zaman gösterecek. Bizim için de son derece enteresan bir süreç olacak. Çünkü hani ben kendim bildim bileli İsrail'de hep başbakan kim diyecek? Netanyahu diyorduk 12 yıldır. O bakımdan şimdi yeni bir başbakan ve yeni bir hükümet olacak. Hep beraber takip edeceğiz. Bakalım bölgeye ve ABD-İsrail ilişkilerine neler getirecek bu yeni hükümet. Evet, bugün bir sosyal medyada bir yerde gördüm. İsrail'de, Orta Doğu'da, bu arada bu yerine gelecek başbakan içinde işte ekstrem olduğu, aşırıcı olduğu, Arapları öldürmekten zevk aldığı yönde açıklamaları bulunduğu şeklinde bazı şeyler yansıdı medyaya. Bu anlamda işte Netanyahu'dan sonra yerine gelecek aşırı sağcı kişiye işte İslamcı Parti veya Arap Parti destek veriyor. Bu ancak Orta Doğu'da olur gibi. Böyle bir ilginç yorum vardı. Bakalım, göreceğiz. Amerika'nın İsrail'e kayıtsız şartsız desteği gibi İsrail'de de yeni gelen hükümetin İsrail'in o devlet politikalarını, Filistinlilere karşı baskılarını, yerleşimcileri destekleyecek mi? Yoksa bu konuda senin de bahsettiğin gibi biraz da zamanın ruhuna uygun olarak yeni bir açılım olacak mı, göreceğiz. Hakan, çok fazla vaktimiz kalmadı. Kısaca Rusya-Amerika olayına girelim mi diyorum. Özellikle bu siber saldırı olayı, ransomware dedikleri fidye olayı bu hafta yine gündeme geldi. Amerika'nın en büyük et üreticisi JBS denilen firma siber saldırıya uğradı. Fidye pazarlığı yapıldığı yönünde haberler çıktı.
Daha önceki haftalarda da bu Colonia Pipeline'ı konuşmuştuk. Hatta onların da 4,5 milyon dolar civarında fidye ödediği yönünde haberler de çıkmıştı. Bu da tartışıldı. Bu Biden ve Putin görüşmesinde gündeme gelecek NATO zirvesi bağlamında. Bunu Amerikalı yetkililer açıklamıştı. Nedir durum? Amerika-Rusya olayı, bu görüşmeden neler bekleniyor? Bu konuda kısaca bir toparlama yaparsak iyi olur. Aslında İslam abi, bu FBI direktörü Christopher Wray'in haberini sen takip etmiştin. Belki oradan sen başlamak ister misin, yoksa ben devam edeyim? Evet, onu bugün yazdım. Oradan girelim o zaman. FBI direktörü ilginç bir benzetme yaptı. Yaklaşık 100 civarında bu ransomware dedikleri fidye yazılımı siber saldırısı üzerine çalıştıklarını, bunu araştırdıklarını söyledi. Siber saldırılarla ilgili mücadeleyi bu 9-11, yani 11 Eylül saldırılarından sonra yapılan mücadeleye benzetti. Böyle ilginç bir karşılaştırma yaptı FBI direktörü. Demek ki bu devletin içinde gerçekten o 11 Eylül'den sonraki terör saldırıları veya terör politikası gibi bu siber saldırılar da çok ciddi bir şekilde ele alınıyor. Nitekim bunu FBI direktörü de söyledi. Artık olay çok büyüdü. Bu olay çok gelişiyor. Bunu artık kabul etmemiz, bu anlamda önlem almamız lazım. Bu suç ekosistemini önlememiz lazım. Aynen bu ifadeyi kullandı. Orada da bahsetti, işte Putin-Biden görüşmesinde bu olayın gündeme geleceğini, muhtemelen bu görüşmenin ana konularından biri olacak diyeyim. Topu sana, mikrofonu sana bırakayım. Eyvallah. Abi şöyle şunu söylemek lazım aslında. Biden iş başına geldiğinde Rusya ile ilgili aslında iki tane ana konu vardı. Bir tanesi, ki Biden iş başına geldikten kısa bir süre sonra açıklanan bir ABD istihbarat toplumu raporu vardı. O da işte Rusya ve İran'ın, ama Rusya'nın diyelim özellikle, ABD seçimlerine yönelik yine müdahale girişiminde bulunduğunu iddia ediyordu. Dolayısıyla hani zaten 2016 yılından kalan bir, hani Rusya bizim seçimlerimize müdahale etmeye çalışıyor şeklinde bir kavga, bir durum vardı Washington'da. Bu 3 Kasım seçimlerinde de benzer şekilde devam etmişti ve demokratlar nezdinde, Biden nezdinde zaten Rusya'nın hani en büyük sahibi olduğu konu Moskova'nın Washington'daki Amerikan seçimlerine, daha sonra Amerikan başkan seçimlerine müdahale girişimi. Şimdi bu cepte kenarda dursun. İkinci olarak Biden yönetiminin işte iş başına geldiğinde Rusya ile ilgili en çok uğraştığı konu bu siber saldırılardı. Şimdi siber saldırı konusunda tabii ki o zaman SolarWinds dediğimiz, hani pek çok ABD federal kurumunu doğrudan etkileyen çok büyük bir siber saldırı süreci yaşanmıştı ve ABD istihbarat topluluğu yine Rusya'yı burada doğrudan hedef göstermişti. Bu bakımdan hani bu son işte dünyanın en büyük et üreticilerinden bir tanesi olan bu firmaya yönelik siber saldırı konusunda da gözler hemen buraya çevrildi. Hani bunun arkasında acaba Rusya mı var diye. Sonuçta çünkü şu anda şey, yani olağan şüpheli konumunda direkt Rusya var. Dünyada bu işleri en iyi ne diyelim, hani organize eden tırnak içerisinde zaten hani Rusya, Çin gibi ülkeler, ama Rusya bu konuda daha profesyonelleşmiş gözüküyor açıkçası. Ki kısa süre önce bu işte ABD, şu an adını hatırlayamadım, bu petrol taşıma hattına yönelik siber saldırı konusu. Evet. Orayla ilgili de yine benzer bir durum olmuştu ve yine bu konuda Rusya'yı suçlamıştı Beyaz Saray. Şu anda da bu son siber saldırı konusunda olan şüpheli Rusya ve Beyaz Saray sözcüsü dün çok net bir şekilde kendisine sorulduğunda dedi ki evet dedi, işte Başkan Putin'le görüştüğü zaman bu konuyu dile getirecek, bu konudaki şikayetlerini aslında dile getirecek dedi. Bu bakımdan Biden'le Putin arasındaki görüşme gerçekten enteresan olacak. Hani bir yandan ortak çalışılabilecek dış politikadaki bir takım alanlar, pozitif yapıcı alanlar konusunda da tabii ki görüşmeler olacak ama özellikle Washington'ın Moskova'ya yönelik bir takım suçlayıcı, itham edici, ne diyelim, elinde argümanlar var. Bunların başında da bu siber saldırılar konusu geliyor. Tabii ki işte Ukrayna'da Rusya'nın tırnak içerisinde agresif tavırları, Doğu Avrupa'daki yine o
agresif tavırları. Bunlar da tabii ki önemli başlıklar olacak. Fakat bu siber saldırı konusu Biden-Putin görüşmesi en önemli başlıklardan bir tanesi olacak. Bir cümlede şeyi söyleyeyim. Tabii ki 14 Haziran'da Biden'ın NATO zirvesi kapsamında Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede son derece önemli. Hani biz her ABD Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme için bunu söylüyoruz. Hani son dönemdeki en önemli görüşme diye, ama bu gerçekten son dönemdeki en önemli görüşme. Çünkü yeni yönetimle Ankara arasındaki ilişkiler nereye evrilecek sorusu belki de büyük oranda bu görüşmede cevabını bulacak. O bakımdan bizim de gözümüz kulağımız 14 Haziran'da Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmede olacak İslam abi. Evet, onu takip edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda bu Haziran ayı hem Türkiye, Amerika hem Amerika, Rusya için muhtemelen bu liderler görüşmesiyle önemli bir ay olacak. Politikaların nereye gideceği yönünde. Hakan, çok teşekkür ederim. Diline sağlık. Anladım. Programın sonuna geldik. Yönetmenimiz uyarıyor. Seyircilerimize hoşça kal diyerek, haftaya görüşmek üzere diyerek ben buradan programı kapatıyorum. Herkese selamlar, iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.